Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok sıra dışı. Bıldırcın parçalamayan fişek. Aslında böyle bir fişek yoktur. Ama özellikle daha dün bile iki tane benzer mesajlar aldığım arkadaşların yazıları sebebiyle bu paylaşımı dolumculuğun nirvanası ya da ayrıcalığı diyeceğim para zoruyla dahi zor bulabileceğiniz yıllarca üzerinde dolum tecrübesiyle uğraşılmış, güzel neticeler alınmış, ölçüleri sabit, kendi tüfeğime de optimize ettiğim bir doludur. Dikkat etmeniz gereken husus birçok otomatik tüfek bu ölçülerde doldurulmuş fişeklerde fişek değiştirmez. Önce tüfeğinizde otomatik tüfek kullanıyorsanız birkaç tane test dolusu yapıp değişip değişmediğini kontrol edin. Buradaki ölçüler kırmalı, çifte, süperpoze, tek kırma veya pompalı gibi mekanik fişek değiştiren tüfekler içindir. Bu bıldırcın parçalanması sorunlu yaşayan arkadaşlar genelde atışı iyi olan tecrübeli avcılar. Yani fişekle bunu belli bir yere kadar önüne geçebiliriz. Şimdi yavaş yavaş geçiş yapalım. Detaylardan sonra da atış ve av alışkanlıklarınızla ilgili bazı açıklamalar yapacağım videonun ilerleyen bölümlerinde. Burada pensli Amerikan makine kovanlarımızı ezip çizmeden kırmadan hiç kullanılmamış sıfır fabrikasyon ölçülerine getirip kapsül deliklerine kadar tamamlıyoruz. Daha sonra basınçlı hava ile içlerini temizliyoruz. Ben kendim temiz çalışmayı sevdiğim için benzinli bez ile eski reklam ve yazıları da siliyorum. Kovanlar görmüş olduğunuz şekilde geldi. Polisaj yapıldı. Nobel Sport'un 688 hızlı yeşil kapsülleri takıldı. Kovanlarımız doluma hazır. Daha sonra D20 barut 1.27 ölçü ben kullandım. Bu çok güzel bir dolu, esnek bir doludur. Şok değiştirmeden bunu 1.25 yaparsanız grupmanı daraltır. 1.30'a çıkartırsanız yani malzemelerde değişiklik yapmadan grupmanı daha fazla açar. Aslında dolum tecrübesi yerinde olanlar için harika bir doludur. Burada gassiyallerimizi takıyoruz. Bior tapa olarak Xvan'ın 30 mm tapalarını kullanacağız. Kovanları özellikle hepinizin bulabildiği kovanlardan seçmeye gayret ettim. Ee, kovanların iç yükselişleri değişiyor, sıkıntı çekiyorsunuz. Kullandığımız gassiyaller bildiğiniz yıllardır binlerce insanın kullandığı malzemedir. Naylon terlik, herhangi bir sünger ya da çakma bir malzeme değildir. Bunlardan sahtelerden zarar görenler hiç çekinmeden arkadaşlarımız mahkemeye versinler. Saçma olarak ince yumuşak eksport 10 numara 25 gram saçma kullandım. Ütüleme başlığı olarak kendi üretimim olan 6 tırnaklı SP radius başlık kullanacağım. Bu hızlı geçişleri tecrübeli arkadaşlarımız için yaptım. Dolum ölçüleri olsun, çalışma sıralaması olsun buradaki gibi onlar uygulayabilirler dolum tecrübesi yetersiz ya da detaylı bilgileri almak isteyen arkadaşlar videonun ileriki bölümlerini de izleyebilirler. Burada binbir emekle hazırlanan bu yazılar, bu klipler, elbette bu dolular gökten bize e, yağarak gelmedi. Binbir türlü yapılan atışlar emekler neticesinde çıkmış bilgileri temiz gruplarda sizlerle paylaşmaktayım. Çeşitli oluşumlar avcıların ee, üzerinden geçinenler avcıların birbirini korumasından verdiği destekten rahatsız oluyorlar. Bu sebeple de YouTube kanalımızı biz gruba dışarıdan yeni üye kabulünü çok uzun zaman önce kapattık. Sadece içerideki bir üye referansı ile alıyoruz. Ama tanımadığımız seçkin avcılar olabilir. Bunlar da YouTube kanalımızdan Mustafa Sabri Pekçet'in ismiyle YouTube'dan ulaşarak çalışmalarımızı izleyebilirler. Çalışma aşamalarını yazılar, resimler, videolar ile destekledim. YouTube kanalımıza gelen arkadaşlarımıza yine avcı arkadaşlarına tavsiye ve düşünce yorumlarını bekliyorum. Şimdi detaylar. Bugün bıldırcın özel fişeği dolduracağız. Bunun özelliği ne olacak? Zaman zaman sizlerden gelen bazı yazıları, mesajları WhatsApp durumda veya Facebook durumda paylaşırım. Bu konuda aynı sorular, aynı cevaplar yerini bulmuş oluyor ve hatta sizlerden katılan oluyor. Şimdi bıldırcın avında genellikle bıldırcının fazla parçalanmasından şikayet eden arkadaşlar oluyor. Bunların çok sebepleri var. Kullanmış olduğunuz tüfekler, fişekler, hazır fişek kullanıcısı arkadaşlarımızın ekonomik diye trap fişeklerine yönlenmeleri veya bilmeden power tapalı fişekler kullanmaları ya da bilinçsizce şunu halen saklarım. Bunu bir arkadaşımız getirmişti. Yani buna benzer fişeklerle avlanmak 34 gram 10 numara. Aslında bunun firma tarafından doldurulması bile ne kadar gereksiz bir fişek olduğunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Yani yaz günü 34 gram 10 numarayı bıldırcına atmak. Yani 10 numara saçma başka neye atılır neyse. Gelelim şimdi bu bıldırcının parçalanmama konusuna. Birinci şık, bıldırcını parçalayan arkadaşlarımızın atışları, tüfek arkasındaki duruşları genellikle iyi kişilerdir. Grupmanı güzel ortalıyorlar demektir. Parçalayıcı atışlar yapıyorlarsa. Ateşte bir silah kullanıyorsunuz haliyle zarar verecektir. Peki bu zararı nasıl, ne şekilde azaltabiliriz? Yenecek yer kalmıyor diyorsunuz. parça oluyor diyorsunuz. Şimdi bunun çeşitli yolları var. Öncelikle kendinize refleks olarak tetiği birkaç saniye geç çekip 8-10 metre bir mesafe vereceksiniz. Genellikle yakın kalkar. Hatta hatta ayağınızı bastığınız yerden kalkar. Refleksi güçlü arkadaşlarımız dönüverip tetiğe bastığı zaman parçalanarak oraya iniyor. Yani e, mümkün mertebe mesafe vermeye çalışın. Farklı tüfekler kullanıyorsanız kısa namlulu olan tüfekleri kullanın. 61 gibi veya daha kısa varsa 66 gibi uzunluğu e, uzunu kısası neyse 71-76 ile başka tüfek yok diye bıldırcın avına giden arkadaşlar var. Bu tür tüfekler toplu atarlar parçalamaya daha meyillidirler. Yani ince kriterleri bir araya getirdiğimiz zaman şimdi eskilerde bir deyim vardı 8 numaradan fazla pek saçma Ince olarak kullanmazlardı. Ee, bunlar saçma sayısını artırır. Avantajları da vardır, dezavantajları da vardır. Bugün biz 25 gramlık e, etkili e, şimşek gibi bir fişek yaptık. Gaz barutlarımız gördüğünüz gibi yerinde duruyor. Fişeğin içinde herhangi bir naylon torba, terlik, başka bir malzeme yok. Atılmış kovanlarımızı temizledik. Bunlar atılmış kovandı. Pensli Amerikan makineleriyle bunları e, haddeledikten sonra kullanılmamış sıfır ölçüsüne getirdik. Gerek yakın arkadaşlarım gerek çekimleri izleyenler şöyle namluya bıraktığım zaman klak sesini duyarlar. Bunda aynı zamanda dolum becerisinin etkisi vardır. Biyotapa'yı kullandığınızda ışıktan görebiliyorsanız saçma izleri dışarıya asla verilmez tapa herhangi bir şekilde kastırılmamıştır. Gördüğünüz gibi tapa milimetre hesabıyla fabrikasından çıktığı gibi içerisindedir. Fakat boşluk da yoktur. Hiçbirinde çıngırdamaz da çıngırak gibi. Altlardan bir kırılma yoktur. Yani bütün kriterleri dolumda dikkatle bir araya getirdiğinizde bu şekilde mükemmel dolulara ulaşırsınız. Fişekle yapabileceğimiz olaylar bu parçalanmayı azaltmak için bir yana atış refleksiniz, biraz mesafe vermeniz bu parçalanma konusuna en büyük etmenlerden biridir. Şimdi bu dolu vermiş olduğum ölçüler e, kendi tüfeğimi optimize ettiğim bir doludur. 1.27 D20 kullandık burada. 25 gram barut, 30 mm x vadın tapasını kullandık. Yine gaz kullandık. Gördüğünüz gibi Netice bu şekilde oldu. Optimize ederken sizlerin elindeki farklı tüfeklerde 127 değil de 125'te veya 130'da sizin istediğiniz ya da bölgesel şartlarınıza göre olan ince ayarı yani bu ince ayarı kendi tüfeğime göre kendi bölgemde deniz seviyesinden yüksekliğinden tutun da hava şartlarımıza göre optimize ettiğim bir doludur. Yani bir gram saçmayı düşürüp neblim ne bileyim 1.27 seviyesindeki barutu 1.25'e çekip ya da 1.30'a çıkartıp kendinizce biraz daha iyi bir şeyler yapacağınızı düşünüyorsanız birkaç tane test dolusu yapıp ondan sonra esas dolularınızı yapmanızda fayda var. Ama genellikle verdiğim ölçülerde Arkadaşlar ülkemizin her tarafında başarıyla bunları kullanıyorlar. Bunlar benim cübbal, kara tavuk, bıldırcın gibi avlarda 10 numara saçma ile 10 numara saçmanın dezavantajı size mesafe kaybettirir. Ha 35-40 metrede iş görür fakat mesafe uzaklaştık sıra saçmayı alan hayvanın yaralı gidip uzak düşme riski de artar yani 25 metrede, 20 metrede çaput eder. Ne bileyim 15 metrede vurduysanız diğerleri kadar parçalamaz. Veya power tapallar kadar parçalamaz. Yani fişekten yapabileceğimiz maksimum olay bu dolu da zaten kullanılmıştır. Fişek üzerinde daha fazla bir şey yapamazsınız. Bunun üzerine atış refleksinizi biraz bıldırcına mesafe vererek veya işte kara tavuk için de aynı durum. Parçalamayı durdurucu yapabileceğiniz şeyler bunlardan ibarettir. Şimdi bunların metal kısımlarını da yağlayacağız. Daha sonra bir kağıtla silerek kutuya koyup bizim bölgemizde de bıldırcın sezonunun açılmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlara söylediğim gibi kendi işlerim çok yoğun. Fırsat buldukça sizlere e, söylediğim şeyleri yerine getirmeye çalışıyorum. Yani bıldırcın özel dolusu yapacağız dedik. Buyurun bence de kendi dolum tecrübeme göre piyasadaki Avrupa bile dediğiniz fişe kafa tutacak dolulardan bir tanesidir. Bu ölçüleri kullanan epey arkadaşlarımız mevcuttur. Denenmiştir. Bunun yine 28 gram 1.35'lik o zaman 24 milim x watt tapa kullanıyoruz yine gaz yerle birlikte. Çok güzel neticeler veren etkili fişeklerdir. Bıldırcının parçalanma konusu için başka bir şey yapamam. Bu dolular kırmalı tüfekler içindir. Otomatiklerin bir çoğunda çalışmayacaktır fişek değiştirmeyecektir basınç düşüklüğünden dolayı. Zaten bıldırcın avında otomatik tüfek kullanmayı da gereksiz görüyorum. Bıldırcın bir gergedan değildir, domuz değildir. Ne bileyim ikinci, üçüncü fişe üst üste üst üste gerek duyulacak bir pozisyonu biraz zor yakalarsınız. Elinizde kırmalı tüfekler varsa da zaman zaman geçmiş sezonlarda bana sorduğunuz gibi ya işte otomatiği bırakıp niye e, poze kullanıyorsun şey yapıyorsun yakın kalkıyorsa yakın şoklu gözle daima bir tane power tutarım özellikle veyik avında daha tüfeği yüzdemeden önce selektörden hangi namludan yakın fişeğimi uzak fişeğimi atacağımı çoktan seçmişimdir bile yani bazı refleksleri sadece ee, vuruş kalitesini av kalitesini fişekte tüfekte değil de kendi kişisel alışkanlıklarınızda yapmanızda da çok büyük fayda var. Bunlar küçük küçük kriterlerdir. Yan yana geldiği zaman musluktan damlayan suyun bir kovayı doldurduğu bir hesap gibi çok güzel bir neticeye ulaşabiliyorsunuz. Şöyle de bir üstten alttan bakalım. Nasıl olmuş? Gerçek dolumcu ve ustalar söylesinler. Atılmış kovanlarla bu kadar oluyor. Özellikle hepinizin bulabileceği kovanları seçiyorum. Çünkü kovanların e, üretici farklarına göre iç yükselişleri değişiyor. Bu sefer malzemede tapada sorun çekiyorsunuz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar geldik şimdi bir dolumcunun en keyif aldığı yere. Epeyce bir emek ettikten sonra Böyle güzel güzel. Hepsi kapanmış. Eşit baskılar. Eşit basınçlar. 10 numara bir saçmayla dahi bir tane saçma düşürmeyecek şekilde ki daha ütüleme yapılmadığı halde muazzam ütülemeler. Şöyle iki tane de sizinle kapatalım. Çünkü zaman zaman hiç kimseye hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda olmasak da doldurduğumuz fişeklere bile hazır fişek işte fotoğrafı çekiyorlar gibisinden falan böyle bir çekememezlik bebe ruhiliklerle de karşılaştığımız zamanlar oldu. Şöyle bir tane de sabit olmayan makine tek el 40 yaşındaki bir şimşek benim modifiyemi taşıyor. Murat Tepo Usta'nın çelik istediği başlıklarıyla mükemmel bir ön kesme. Ara kesmeyi aldık. Harika bir ara kesme attık hem makinemiz sabit değil hem de tek el er. ve gördüğünüz son kapatmayı attık. Şöyle kovan ucunu da ütüleme öncesinde yağlıyoruz yanmaması için. Bir tane daha kapatalım. Kafalarında bir şey kalmasın yani. 40 yaşındaki şimşek kolu sonuna kadar vuruyoruz. Gördüğünüz gibi bir karşılama sorunu yok. Bir de piyasada fişe kuşuran falan dediğiniz makine var alttan karşılamıyor yok üstten basınca pişekleri uçuruyor falan yani sizler makine diyorsunuz da bizler demir parçası diyoruz onlara gördüğünüz gibi hepsi kendi kendine karşılıyor ve hepsini de aynı eşit bir basınçla gördüğünüz şekilde tıkır tıkır 40 yaşındaki bir şimşek rahatlıkla yapıyor şimdi buradan ütüleme istasyonunu alacağım oraları video çekmeye gerek duymuyorum neticeyi görüyoruz zaten Koçtaş'ın yapmış olduğu indirimden kaliteli masa matkaplarını alan arkadaşlarımız alt tutucu yaptırmakta sıkıntı çektiler özellikle kırsalda kalanlar için irtibata geçenlerin sorunları çözülüyor test üretimleri çıktı resimlerde gördüğünüz gibi oldu şu aleme hiçbir katkıda bulunmadan bir de işte millet sessiz falan filan diyenlere millet de hiçbir sorun yok Adamlar ne diye ses çıkartsınlar iğneden ipliğe kadar bizim avcı ve dolumcu dostlarımız her şeyleri tamam. Bir sürü adam dolumlarını yaptı, ayaklarını uzatmış keyifle sezonun açılmasını bekliyorlar.